Ekol Futbol devre arasına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Şu anda büyük bir heyecan yaşanıyor. Fenerbahçe Sivaspor karşısında 1-0 önde ve duraklamalar oynanıyor. İlk yarıda Beşiktaş'ın da Başakşehir deplasmanında olduğunu belirtelim. Ve orada da durum 0-0. Erman Toroğluyla birlikteyiz. Tabii maçların ardından Galatasaray-Samsun spor mücadelesini de konuşacağız. Merak ettiğiniz her şeyi konuşacağız. Evet Erman Hocam çok büyük bir tartışma var. Bu maçta Fenerbahçe-Sivas maçında Samet'in attığı golden önce Cikun'un elle oynayıp oynamadığı konusunda büyük tartışmalar var. Bunu da konuşuruz ama e, önce bu maçın ilk yarısıyla bir başlayalım. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi Sivaspor karşısında şu ana kadar? Fenerbahçe daha baskılı oynuyor. Pozisyonlara giren Fenerbahçe. Sivas daha henüz etkili, doğru dürüst bir akın yapamadı. Sen gördün mü? Hoş. İki maça da bakıyoruz ama <laughs> bir bu sağ bir sol. Evet boynumuz yoruldu. Tenis maçı gibi bir sağa bir sola Fenerbahçe yani, bu aynı saat oluyor. Yok. Yani tek maç seyretmek iyi de iki maç olunca pozisyonlar kaçabiliyor ancak dönüp seyrediyoruz. Hı hı. Ama Fenerbahçe bitti bu arada ilk yarısı Beşiktaş 0-0 bitti. Başakşehir beşiktaş Fenerbahçe devam ediyor. Ola Beşiktaş maçında da ne olacağı belli değil ha. Yani Başakşehir de iyi geliyor. Beşiktaş da geliyor zaman zaman. Eee gene çakıyorlar. <laughs> Yazık adam yerden kalkmıyor çocuk ya. Hani evet. gelen vuruyor, giden vuruyor adama. Rafa Silva yine sıkıntı yani, yaşıyor bu maçta. Hani diyorlar ya hakemlere yıldız futbolcuları Koruyun. Maalesef de Silva'yı her maçta bir tekme yiyor. Hı hı. Her maçta. Hocam sıcak bir açıklama var. Onu söyleyeyim mi sana? İbrahim Atiboğlu Fenerbahçe-Sivaspor maçı oynanırken az önce bir açıklama yaptı. Ee, tabii görüntülü olarak vereceğiz maçtan sonraki programda Ekol Futbol'da. Ee, gördünüz hakem elle oynama nedeniyle var hakemi. Hakemi vara çağırdı şu anda rakibimizin maçında diye. İzledi ee, izledi. Göz göre göre el olmasına rağmen golü verdi diyor. O yüzden olay bayağı bir büyüyor şu anda. Ya yabancı hakem istiyorlar, yabancı var istiyorlar da bence yabancı yönetici gelmesi lazım abi. Hmm. İtalya yönetici gelmesi lazım. Türk futbolunun en büyük noksanı yöneticiler. O oradan bir şey konuşuyor, o oradan bir şey konuşuyor. Bu Hatipoğlu dün dinledim. Anlattı, anlattı, anlattı. Evet dedi biz Acun'la konuştuk ama dedi. Böyle dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Sonra Galatasaraylılardan özür diliyorum dedi. E bir şey, bir halt yapmadıysan niye özür diliyorsun? Niye özür diliyorsun? Böyle bir şey olmadı da. Konuşmadık da. Yalan söylüyor Acun de. Bir şey de, yani. bir şey de. Anlattı, anlattı, anlattı. Ondan sonra dedi ki, ben dedi Galatasaray seyircisine taraftarından özür diliyorum dedi. Yani, muhatap olduğum için özür diliyorum. Yani, olacak onda. şey değil ya. Yani. Evet. Hocam şimdi... Ee, beklemek mi istersin? Şimdi aşağıda da bir yandan maçları izlerken pozisyonu da tekrar tekrar izledin. Bir kanaatin oluştu mu? Valla şöyle söyleyeyim. Ee, onların maçında da bayağı iş var. ha abi. galatasaray Samsunspor Spor bayağı maçında da, da iş var. çok Hadi tartışmalı oldu. pozisyon var. Hatipoğlu oraya da bakacağız akşam. Hatipoğlu. Sadece pozisyonlar değil ama değil mi? Çok şeye bakacağız tabii. Mesela? Sen söyle. Kaleci Okan'la ilgili... Evet. Bayağı bir sosyal medyada infial evet. var. Yorumunu alacağım. Şimdi tabii o enteresan bir olay. Ya hocam bilmiyorum ki yani benim bile kafam karışıyor. Benim bile kafam karışıyor Hı. ki benim kafam karışmaz. Onu söyleyeyim. Benim bile kafam karışıyor. Herkesin günahı boyunla. Onu da konuşacağız. Akşam konuşacağız. Yalnız Hı. şunu söyleyeyim. Ee, hani yorum olarak defans oyuncusunun koluna <laughs> geldiği zaman, eline geldiği zaman, koluna geldiği zaman ona bakılıyor oynadı mı, oynamadı mı, bilmem şu Kasıt oldu var bu mı, oldu açık diye. mı, değil mi? Ama evet. forvet oyuncusunun eline geldiği zaman gol oldu mu iptal oluyor genelde yani. Genel karar. Yeni to... kurallara göre. Kuralları ve bayağı da koluna geliyor, eline geliyor, şu, şu pozisyonda geliyor. Evet, Ciku'nun eline bir temas var eline, diyorsun. O top dönüyor, gol oluyor. Ciku'nun eline geliyor. Ne yaparsın? bara evet. gittin diyelim. Çağırdı Erman Toroğlu'nu var hakemi bu karşılaşmada Barış Saka. Hakem demedi ki dedi ki ben gördüm dedi o zaman veya bir daha baktı inanmadı. Tabii bunu şöyle bak bu işler şöyle olacak. Hafta arası Merkez Komitesi diyecek ki bu hakem yanlış yaptı. Hmm. Şimdi ilk maçı idare eden hakem kim? Halil Umut Meler. Halil Umut Meler. Eski Halil Umut Meler var mı? Yok, hiç yok hocam. Hiç yok yani. Kusura bakmasın. dayaktan sonra maalesef çocuk dağıldı. Avrupa'da falan fena gitmiyor ama Eski halde yok. Böyle öyle pozisyonlar var ki mesela o maçta bir pozisyona ben kafayı taktım. Ki maç o zaman 2-1'di herhalde. Hiçbir şey, temas filan bir şey yokken adam koptu gidiyor. Düdük çaldı aleyhine foul verdi. Hatırladın hmm. mı pozisyon? Evet. O Nelson'un pozisyonu muydu? Kimisi bilmiyorum. Evet. Yani Nelson'un savunduğu pozisyon. Nelson hareket yaptı rakibine. Evet. Adam gidiyor abi. Adam normal yolundan gole gidecek. Son onu da geçti mi kaleciden karşı karşıya kalacak. Atar veya atmaz. Çarpan Nelson. Adam topa gidiyor çünkü. Birkaç yanlış yorumu oldu diyorsun bu şekilde. Bence yanlış yorum oldu. Peki. Bakacağız Hocam, bunlara. Peki bakacağız. Abi çok bakılacak şey herkes var. Herkes tereyağı gibi döner gibi herkes kendine kesiyor. Evet. Hocam Artık bakacak konuşacak o kadar çok şey var ki var. üç maçı sığdırmaya çalışacağız. Bugün böyle bir tempoyla yani sprint atacağız. Akşam bakacağız işte şimdi. Hani o tamam. E, hadi bu olur. Ötekine bakalım ne diyeceksiniz evet. akşam. Evet. Bakacağız hepsine. Peki o zaman bugün e, tabii maçlar devre e, arasına bayağı sarktı. 9-10 dakika e, duraklama var Fenerbahçe maçında da. Biz süremizin sonuna geldik. Maçlar biter bitmez saat 21'de tekrar karşınızda olacağız ve günün 3 maçını da konuşacağız. Ve Yüksel Yıldırım Samsun Spor Başkanı e, canlı yayınımızda olacak sevgili seyirciler. Ekol futbolda olacak onu da kaçırmamanızı Yüksel tavsiye yıldırım. ediyoruz. Geçen sene enteresan bir cümlesi var. Onu, Onu getireceğim. Maç sonu konuşacağız. Konuşacağız. Tamam. Peki. Şimdilik hoşçakalın. Ekol TV'den ayrılmayın.